Evet hocam. E, stevia ile başlayalım isterseniz. Stevia bitkisi. Şimdi efendim stevia bitkisi Latin Amerika'dan, Latin Amerika orijinli Kökenli. o, o kökenden işte sonra İtalyan bir biyolog doğada gezerken her bitkinin tadına bakıyor ya bunu bir ısırıyor Aa, tatlı şekerli mekerli böylece İtalya'ya geliyor. Oradan dünyaya yayılmaya başlıyor. Biz olsak kurtarı tır... sıramayız hocam. Onu da söyleyeyim yani nasıl deniyorlar bunları gerçekten yani. Evet. sıra ya, tabii ama. ki ölçü var bunlarda şey. Ölçülü yapabilirsiniz. Stevia bitkisi bakın kabızlığa karşı birebir. Tatlıdır. Bizim bildiğimiz sükrozdan 600 kat daha tatlıdır. Ama kan şekerinizi yükseltmez. Özelliği bu evinizde bununla pastanızı kekinizi tatlınızı bununla yapabilirsiniz. Doğal tatlandırıcı. Tatlandırıcıdan evet. yani hocam Türk yani bilmeyenler için o söylediğiniz şeyin e, Ha Türkçesi, doğal, tatlandırıcı. Evet, doğal tatlandırıcı. Ben ne dedim ki? O, orijinal ismini söylediniz. Sükroz. Ha sükros. Sükros. Toz şeker. Sükreuz. Evet, evimizdeki toz şekerden 600 kat daha tatlıdır bu. Evet. Tabii atabilirsiniz içine. Şimdi mesela çünkü... bak bunu evinizde hazırlayın. Tamam. Şöyle iki tutam atın. Ee, mesela Çin'de, Japonya'da gittiğiniz zaman kafelerde bu stevia bitkisinin kristal hali var. Çay geliyor. Hemen ondan içine atıyorsunuz. Veya bunu doğalını alırsınız. Hiçbir şey eğer kristalini bulamıyorsanız bunun. Ne yapacaksınız? 2 üç tutam attın Böyle bir bardak suda ...bir 5-6 dakika kaynatın... ...ondan sonra ılısın... ...ılıyınca süzün... ...dursun o bardakta üstünü de kapatın... ...çay mı içiyorsunuz hemen... ...bir iki çay kaşığı... ...içine ilave edin mübarek... ...niye sen toz şekeri kullanıyorsun... ...ya de? da tatlandırıcılar... Evet. ...onları da hocam siz... ...işte yani bu... İşte... ...onun yerine bunu öneriyoruz diyebiliriz... ...evet yani suni tatlandırıcı, yapay evet. tatlandırıcı evet. yerine stevia bitkisi ve Türkiye'de de bu adapte oldu topraklarımıza. Yani hızlı bir şekilde inşallah yaygınlaşacak. Yani eşinize, misafirlerinize bunu bu şekilde ikram ederseniz hem iyi bir gösteri sunmuş olursunuz, hem dikkat çekecektir. O da evine gittiğinde ya şunu ben de kullanayım, bak Ayşe Hanım'a gittik orada gördüm ne kadar sağlıklı e, demek kan şekerini de yükseltmiyormuş. İşte böyle yani Allah'ın sayısız nimetlerinden e, bir tanesi ihsan ettiği. E, dolayısıyla bu ihsana bizim şükredip uygulamamız lazım. Tamam bu bir. Hazırlaması da çok kolay. Biraz daha çok hazırlasak, kenarda dursa çaylarda kullansak Tabii olmaz işte. mı? O bütün gün evinizde dursun, dursun yani veya buzdolabına koyun. Dışarıda da ama her gün taze hazırlamanız lazım. Çünkü yani en fazla 48 saat bekleyebilir çünkü açık olduğu için Tabii. fermento oluyor malum.